Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba. Türkiye çok yoğun bir seçim sürecini geride bıraktı. Yurttaşlar 31 Mart'ta sandığa gidip tercihlerini yaptılar. İstanbul'daysa mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu görevine 5 yıl daha devam edecek. Cumhuriyet TV yurttaşlara sordu. Türkiye çok yoğun bir seçim sürecini geride bıraktı. İstanbul'daysa mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu görevine 5 yıl daha devam edecek. Neler düşünüyorsunuz? İstanbul için çok iyi olacak yani. Zaten geçmiş 5 yılda yaptıkları ortada. Çok iyi bir 5 yıl geçirdi İstanbul. Bundan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi seçimden birinci parti olarak çıktı. Birçok il belediyesi aldı. Türkiye geneli %37'nin üzerinde. Sizce bu başarının sırrı ne? Cumhuriyet Halk Partisi yıllar sonra bu başarıyı tekrar nasıl yakaladı? Vallahi büyük ölçüde bunu değişime bağlıyorum. Yani bence değişim birinci nedeni. Yurttaşlara bakın biz değişiyoruz. Siz de değiştirebilirsiniz bir şeyleri mesajı mı veriyor? Yani o umutsuzluğu kırdı büyük ölçüde Cumhuriyet Halk Partisi. O 25 %25'lik o bandı yıktı bence yani. Memnunsunuz. Yani şimdi geçmiş bir seneki önceki genel seçimlerde bir takım stratejik hatalar yapıldı. Yani bunu parti olarak ben de kabul ediyorum da. Yani bu İYİ Parti ile yapılan şeyler, öteki partilerle tutmadı yani, bu seçmenin nezdinde tutmadı. Yani bunu görüyoruz büyük ölçüde. İYİ Parti'nin masayı seçimlere bir ay kala devirmesi, kumbar masası demesi hem İYİ Parti'ye kaybettirdi hem de Türkiye'ye kaybettirdi yani. Çok iyi oldu. Yani bekliyorduk zaten de. Yani 17 artı 1 artı 1 geldiler ama gene şey olmadı. Yani 67-1 de gelse hava. Adam çalmıyor en azından. Tarikatlara para vermiyor, çalmıyor. Kent lokantaları yaptı. Yapacak. Yani yaptığı çok şeyi saymaya kalksam bir saat sürer. Bir şey yapmadı, bir şey yapmadı diyenlerin gözleri kör olduğu için şey yapmıyorlar, görmüyorlar. En kötü gel Ali Beyköy'ünde oturuyor. Ben Ali Beyköy'e Eminönü tramvayı var. Git biniyorsun 15 dakika sürmüyor Eminönü. Yaptığı şeyi çok da saymaya zaman yetmez, senin zamanın yetmez. Peki Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak çıktı seçimden. Çok da büyük bir başarı elde etti gibi görünüyor. Bu başarının sırrı sizce ne? Yakın zamanda olan kurultay ve genel başkanın değişmesi mi? Genel başkanın değişmesi. En önemlisi o. Yani o kaç tane, en az 8-10 tane benim bildiğim seçim kaybetti. Bak Özgür Özel geldi, bir seçim, ilk seçimde ilk parti oldu. İkincisinde de artık 4 sene sonra da ikinci seçimde de işte Cumhurbaşkanlığı artık AK Parti, MAK Parti diye bir şey kalmayacak zaten. Bir şey kalmaz. CHP götürür yani, silme götürür. Haritayı bir dahaki seçimde kıpkırmızı görürsün yani bir dahaki seçimde. İnşallah. İnşallah baştan savma yargı süreçleriyle Ekrem Bey engellenmez. Yine bir mağduriyet yaşatılmaz. 800 bin azdı. Bu sefer de galiba 1 milyon. Bir daha mağduriyet olursa herhalde o 2 milyon olur yani. Zannedersem hükümet de kendisi, Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi artı 17 tane bakan herhalde 13 milyon falan oy aldı Ekrem Başkan. 13 milyonun karşısında 17 kişi hiçbir şey ifade etmedi. Doğru mu? Demek ki halkın iradesi 17 değil, 170 tane bile bakan olsa onun üstündeymiş. Doğru mu? Peki Cumhuriyet Halk Partisi seçimden birinci parti olarak çıktı ve çok büyük bir başarı elde etti gibi görünüyor. Sizce bu başarının sırrı ne? Öncelikle değişim. Değişim. Yani gönül isterdi ki bu değişim genel seçimler öncesi olsaydı. Genel seçimler önce olsaydı zaten şimdiki Cumhurbaşkanı bu makamını rüyasında göremezdi. Ama maalesef orada yapılan iki tane stratejik hata oldu. Birincisi CHP'deki lider değişikliğinin olmaması. İkincisi adayın doğru seçilmemesi. Hatta bir üçüncüsü de altılı masada olan hanımefendinin masadan bir kalkıp oturması. Onun bedeli oldu. Efendim evet. Şimdi Türkiye çok yoğun bir seçim sürecini geride bıraktı. Evet. İstanbul'daysa mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu 5 yıl daha görevine devam edecek. Evet, neler doğru. Düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorum ya? Başarılar diliyorum ona.
Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. En güzel günleri. Ama çalışsın Ekrem İmamoğlu. Lütfen çalışsın. Yani kaldırımları, bakımları çok güzel yapsın yani. Anlıyor musunuz yani? Söylüyorum ona. Televizyonda izlesin o. Yani ulan beni çekme kerata, bana ceza yazacak adam. Efendim? Yani ben bir Mecidiyeköylü olarak kaldırımları güzel yapsın lütfen. Ha. Kaldırımları lütfen iyi yapsın, yürüye gidebilelim. Biz yaşlılar yürüyemiyor. Kaldırımlar güzel değil. Tabii ki alması lazımdı. Ekrem İmamoğlu iyi bir çocuk, iyi bir insan. Yani ona başarılar diliyorum. Bütün güzel yapsın, çalışsın diye düşünüyorum ben. Anladın mı? Ama şimdi ne olacak belli değil. Çok yeri kazandı yani. CHP ömrü hayatında böyle bir olay yaşamadı. İlk defa böyle bir olay yaşıyor CHP. Evet, siz öyle demişken şeyi de soralım size. Cumhuriyet Halk Partisi seçiminde en karlı parti, yani en büyük kazanan o oldu. En çok belediyeyi de Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Peki yıllar sonra gelen bu başarının sırrı ne sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Valla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarı yıldızı yok. Yok. Böyle bir başarıya sahip değil. Çünkü ben biraz yolda yürümesini bilmiyorsam, yolda giderken bana birisi çarpar düşerim. Yani devrilirim. Niye de biliyor musunuz? Emeklilere biraz iyi bakmadı Sayın Başbakanımız. Emeklilere güzel bakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Emeklilere biraz zam vermedi. Biraz verseydi belki olsaydı böyle olmayacağını. Seçmen cezalandırdı mı AK Parti? Yok, öyle de demeyelim. Öyle demiyorum canım. Cezalandırdı demeyelim de. Yani biraz öyle gibi biraz da ama yani. O zaman tepki gösterdi AK Parti'ye. Ha, ama oy vermeyerek. Ha öyle, evet, tepki yaptılar, evet, bence öyle bir şey oldu, bence bilmiyorum ama kendileri bileceği bir iş. Ama bu sadece bu kazandı demekle olmuyor. Kazanmak başka bir şey, çalışmak bambaşka bir şey. Çalışacak mı Ekrem İmamoğlu, çalışacak mı? Ama AK Parti'nin belediyeleri çok iyi çalışıyor, biliyor musunuz? Bizim belediye iyi çalışmıyor, Çişli Belediyesi, anladınız mı? Öyle söylüyorum ben de, duysunlar. Anladın? Duysun, ona söyle, televizyonlarda duysunlar. Yani benim adım Zinet Asil. Söyle onlara. De ki yani iyi çalışsınlar yani. Kaldırımlar. Emaneti olan şehri İstanbul'da. Ama 5 sene sonra kazanabilirse alacak tekrar. Kazanamazsa tekrar alamaz. Ona devlet gösterir tekrar. Millet, halk. Size iyi günler diliyorum. Peki. Sağ olun. Evet. Güzel yani. İmamoğlu kazanmış. Devam edecek tabii. Evet. Memnun musunuz sonuçlardan? Ben normalde bir sıkıntım yok yani, onun için hani ben bilmiyorum yani, bir şey diyemiyorum yani. Normalde bir sıkıntım yok yani. Hani önceden de şimdiden de yani benim için bir fark gözükmüyor yani ben normalde. Peki Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir başarı elde etti gibi görünüyor. Seçimden birinci parti olarak çıktı. Birçok belediye aldı. Sizce yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi tekrar bu başarıyı nasıl elde etti? Bence daha çok Türkiye'nin bu pahalılık şartlarından dolayı her şey, o kadar fiyatları arttı, pahalılık oldu yani. Bu belediyelerde, bu seçimlerde en çok insanlar onun için yani böyle konuşuyor, diyorlar biz bu pahalılıktan dolayı mesela işte o diğer karşı tarafı tercih ediyor yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etti ama tabii ki. Seçmen iktidarı cezalandırdı mı biraz hayat pahalılığı? Evet evet, cezalandırdı evet. Peki sizce bu seçim sürecinden sonra ekonomide bir düzelme olacak mı? Özellikle AK Parti çok büyük bir hezimete uğradı burada. Çok alması kesin olarak bakılan yerleri bile kaybettiği oldu. Sizce bir şeyler düzelecek mi ekonomide? Bilmiyorum ki bu şartlarda düzelir mi yani? Hani daha önce eğer düzelmediyse bu şartlarda hani iktidar halkın desteğini de kaybettikten sonra daha güzel şeyler yapabilir mi? Yani öyle bir şey diyemiyorum yani bu konuda. Kendisine, İmam Ekremoğlu'na, hatta ben seçimden önceydi. Nerede bakarsan daha önceki seçimlerde de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde de söyledim. Tayyip Erdoğan için o dönemki seçimde dedim ki yani bütün standları gezerek, bütün standları Beşiktaş'ta gittiğim düzergahların üzerinde hepsinden gezerek dedim ki Tayyip Erdoğan kazanacak yani. İhtiyaçsa noter huzurunda kelimi ortaya koyarak
noter huzurunda imzalarım. Tayyip Erdoğan'ın kazanacak. Bu seçimde ise daha seçimden önce 2 ay önceydi. Yine iddialı bir şekilde. Dedim ki bu kere hangi belediyeler, hangi belediyeden hangi partinin kazanacağını ben biliyorum. Net konuşuyorum. CHP oyların verilmemesi sebebi, yani insanların çoğu dindar ya da dindar olmayan kısımlar genelde CHP verilmemesi sebebinden dolayı CHP'deki başındaki şahıs Alevi olduğundan dolayı vermiyorlardı yani. Yani belki farkındasınız. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Adnan Polat koyarak Adnan Polat'a niye? Dindar kısmı tamamıyla İmamoğlu'na veremedi. Adnan Polat'a vermedi. Alevi olduğundan dolayı yani. Ya daha önce de öyleydi yani. Millet işte genelde CHP eleştiriyor ama CHP eleştirme hakkı yani eleştirme de yanlıştır çünkü. Yani yıllardan beri Atatürk döneminden itibaren işte o döneminden CHP iktidarda kaldıktan sonra nerede bakarsan 20-30 seneden beri de şey sağlıyor. Sağ partiler yönetiyor yani CHP. Yani işte CHP yönetiyor de öyle bir şey yok yani.